Ay herhalde kızım gelmez miyiz ya? Yani İsmail bir hata yapmış. Yaptığı hata için de senden özür dilemiş yani. Bunu kutlamaya tabii ki geleceğiz. Belki Hüseyin de bir ders alır hem. Vallahi ben bu saatten sonra İmparator Fatih Terim'in de dediği gibi ders almam, ders veririm. İsmail anlatsana nasıl özür diledin? Şimdi öğle yemeğinin tam sonlarına doğru Çiçek'in çalıştığı iş yerinin balkonuna böyle önünde beni affet yazılı bir tişörte paraşütle iniş yaptım. Giriş kapısını bir açtım, herkes döndü böyle bana bir baktı. Allah razı olsun beni, Mustafa kardeşim alt kat balkonunda orada bekliyordu. Ben, sen anlatsana ya. Kapıyı açar açmaz ben böyle bir sürü beyaz güvercini böyle havaya salıverdim. Aynen, tam 200 tane güvercin. Tam o esnada Sertap Erener'le Fahir Atakoğlu iki ayrı paraşütle beni lüp diye yanıma indiler. En sevdiğimiz şarkıyı çalmaya başladılar. Sertap söyledi, Fahir çaldı. Fahir Atakoğlu bir piyano çalıyor mu? Evet evet, piyano da ayrı paraşüt de geldi zaten. Zaten işin esprisi havada çalmaya başladı adam. Yani böyle saçlar böyle uçuyor, adam böyle çaldı yani. Ya görseniz, ben bir gördüm bunların hepsini şok. Ya ben İsmail'in özrü diye story attım, siz görmediniz mi? Aa, nasıl ya? Ya nasıl görmediniz bu konuyu? Arkadaşlar bakar mısınız? Bak nasıl iniyor? Aa, bayağı iki sanatçıyı yardım paketi gibi indirmiş adam aşağıya. Ne yapmış olabilirsin abi? Bu kadar büyük özür dileyecek ne yapmış olabilirsin ya? Ya ne yapmışsa yapmış. Sen niye ona takılıyorsun ki? Sonuçta özür dilemiş yani. Önemli olan da o. Evet yani. Bunu bravo deşmenin bir anlamı yok ayrıca. Ya neyi deşeceğim? Allah'ın adını verdim. Çok merak ettim lan. Ne yapmış olabilirsin? Hayır, aldatırken mi yakaladın? Bir akrabasının canına mı kastettin? Uyurken böbreğini mi çalmaya çalıştın? Ne yaptın oğlum bu kadar gösterişli bir özür için? Yani... Ben anlatıyorum. Ne yaptı biliyor musunuz? Geçen aradım. Sen neymiş efendim? Bir arkadaşı kaza geçirmiş de onu hastaneye yetiştirmeye çalışıyormuş. Benle bir türlü konuşmadı. Sonra tam böyle alelacele telefonu kapatmaya çalışırken bir de bana aşkım sevgilim demek yerine adımla seslenmesin mi? Olacak iş değil. O ne oğlum? Adamın arkadaşı ölüyormuş can havliyle, o da adıyla seslenmiş. Bunu bir tek ben mi garipsiyorum? Bu olabilir ya bu. Arkadaşlar Leman geldi. Hazırız değil mi hepimiz? Ekip hazırız değil mi? Hadi, sen hadi hiç merak etme. Tamam, İsmail sen hazırsın. Sakin ol. Tamam, aç sakin ol. Bir dakika, videoyu hazırlayacağım. Videoyu hazırlayalım. Her zamanki gibi güzelce. Tamam, hadi bakalım. Ne oldu ya? Mustafa Leman'a evlenme mi teklif edecek? Hayır ayol, onlar zaten evli. Bunlar uyurlarken Mustafa yanlışlıkla Leman'ın gözüne çarpmış. O yüzden özür dileyecek. Peki bütün bu saçmalıklara tanık olduğum için biri benden özür dileyecek mi? Ayarladık. Hazırız, aç. Tamam aşkım. Leman, aşkım. Ah, Mustafa ne oluyor? Hayatım, dün gece arkamı dönerken sana çarpıp seni uyandırdığım için çok çok özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Evet aşkım. Gidelim de içeride şu story'yi koyarken acaba ne yazsak diye düşünelim. Ya, nasıl romantik. Nasıl gözüküyordu? Ya arkadaşlar gerçekten sizi de buraya kadar yolduk. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Hadi çok teşekkürler. Hadi görüşürüz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok vallahi İsmail. Teşekkür ederim ya. Bu özür için evini kullanmama yardımcı oldun. Çok teşekkür ederim ya. Saçmalama. Ayrıca yüz gülün yaprağını böyle yukarıdan dökmen müthiş buluş. 101. 101. İnce detay. Oğlum siz manyak mısınız lan? Niye, ne oldu ki ya? Oğlum bu kadar gösterişli özür, bu ne bu? Anlamıyorum ki ben. Karını gözüne çarptıysan gece yanağından öpersin, affedersin, karıcığım dersin. Döner diyorsun. Bu ne lan? Ya abi tamam, eskiden hani böyle bir özür için bir demet çiçek falan yetiyordu ama artık yetmiyor. Aynen aynen. Yıl dönümü hediyesi gibi düşün. Onu şaşırtmak için her sene daha iyisini alman lazım ya. Özür de öyle.
hep bir adım öteye taşıman gerekiyor. Kesinlikle. Mecbur, işin fıtratı bu. Kesinlikle öyle, anladın mı? Şimdi şöyle, bir de ben Leman'dan böyle prodüksiyonla özür dilemezsem... benden fiziksel performans bekliyor. Fiziksel performans derken? İşte mekik, işte ne bileyim, ördek yürüyüşü yaparken özür dilemek gibi düşün. Misal geçen hafta sokak ortasında bana şınav çektirdi. Ha. Oğlum bu kadın senin karın mı, komutanın mı, ben anlamıyorum ki. Ördek yürüyüşü ne, şınav ne, oğlum nasıl yaşıyor, biz nasıl bu hale geldik ya? Ya çok basit arkadaşlar, çok basit. Instagram yüzünden ya. O storyler yüzünden. Bakın her şey kutlamalarla başladı. Bak, böyle pastanın üzerindeki isimli böyle pastalar, yerlere saçılmış günler, postluk hediyeler, doğum günleri, tamam mı? Yıl dönümü, ay dönümü, hafta dönümü, gün dönümü, saat dönümü. Bütün bunları böyle festival tadında kutladık. Şimdi sıra özür dilemelere geldi. Kusura bakmayın arkadaşlar ama bu zamana kadar bu canavarı biz yarattık. Buna dur demediğimiz için. Biz yarattık. Biz yarattık. Bu korkunç bir şey abi. Ben buna hiç katılmıyorum. Ben bu oyunu bozarım. Net söyleyeyim, bu oyunu da bozabilecek aranızda belli ki bir tek ben varım. Bunun bitmesi, tükenmesi lazım. Bu ne kebap? Olacak iş değil ya. Nasıl sen bozarım ya? Nasıl ne yapacaksın ki? Bozarım abi, duruşumla, karakterimle, bir olaya yaklaşımımla bozarım. Bu hafta Burcu çok önemli değil, ufak bir şey yüzünden benden belli ki özür bekliyor. Dilemeyeceğim mesela. Hadi, dilemeyeceksin yani. Dilemeyeceğim. Yok, yok canım, öyle şey olur mu ya? Yani eninde sonunda dileyeceksindir. Bu sadece bir ertelemedir. Yok oğlum, dilemeyeceğim. Hatta burada bak söyleyeyim, çağırayım gelin. Bir de yüzüne karşı diyeyim ki ben senden özür dilemeyeceğim. Hadi bakalım. Burcu! Hüseyin yapma oğlum, çok gençsin. Ya hocam çok büyütüyorsunuz ya. Bazı şeyleri çok büyütüyorsunuz. Çok bir gereksiz bir şımarıklıklar bir şey. Ya Burcu! Efendim? Bir gelir misin karıcığım? Ha, ne oldu? Bir gel. Otur, otur. Yok, oturmayacağım ne oğlum. Ha, oturmayayım. Sen benden bir özür falan bekliyorsun ya. Hı. Ben dilemeyeceğim o özrü. Niye? Bir otur, otur. Yok, oturmayacağım. Ha. Çünkü özür baskısı altında ezilen erkeklere bir dayanışma olsun diye böyle tepkisel bir yaklaşımda bulunuyorum. Böyle bir duruş sergiliyorum. Bir nevi eylem gibi düşün. Senden özür dilemiyorum. Ha, tamam. Sen bilirsin hayatım. Olur. Ben şimdi sana bir numara atıyorum. Yarın müsait olunca onu ararsın, tamam mı? Arayayım aşkım. Kim bu? Avukatım. Avukatım niye? Ne avukatım? İşte boşanma. Yarın ararsın, boşanma işlemlerini başlatırız, tamam mı? Ben şimdi içeriye gidiyorum, kızlar bekliyor. Bu arada sen burada takıl. Ben bu akşam annemlerde kalacağım, tamam canım? Otur, otur. Hüseyin. 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 Bana şov lazım. Bana şov lazım, bana çok acil şov lazım. Mustafa, senin müzisyenler nerede gözünü kut? Gözünü yani iyi Mustafa, bir şey yapalım. İsmail bir şey yap, hemen sakin, bir şey yapalım. Tamam, tamam, tamam. Bir sakin, sakin alalım, sakin, sakin alalım. Sakin. Bir olayı iyice anlayalım. Evet. Senin hatan neydi? Senden niye özür bekliyordu bu kız? Ya işte doğum gününü unuttum. Kötü mü? Abicim, bak benim müzisyenler seni kurtarmaz. Sana Tarkan lazım. Tamam, hemen arayalım. Hemen arayalım. O da evli, halden anlar. İsmail, Fahir abi de numarası vardır Tarkan'ın. Hemen ya arayalım. Oğlum saçmalama. Böyle bir şey için arayamam adamı ben. Ya 2 dakikada olmaz. Sen git, yakala. Müzisyenleri yakala. Uzaklaşmış olamazlar. Telefonla falan ara. Allah tamam. Aşkına. Sen benim böyle ördek yürüyüşle özürümle dalga geçtin ama ben sana bu kıyağı yapacağım ya kardeşim. Ördek yürüyüşü de çok saçma Mustafa. İsmail, ne olur bir şey yap. Gözünü seveyim İsmail. Tamam, tamam. Şimdi evdeki malzemelerden böyle bir özür şov yapmaya çalışacağız. Ne var evde özürlük? Balon var. Bir sürü balon var. Ama hepsi mutlu yıllar temalı. Yılbaşı için almıştım ya. Olmaz mı diyorsun? Bir şey yaramaz tabii. Ama evet, bu gül yapraklarını balonların içerisine koyarsak... sen tam özür dilediğinde ben onları arkadan patlatırım. Yapraklar yukarıdan aşağıya düşer. Böyle olur. Bir hareket, bir devinim, böyle bir görsel oluşur. Tamam, tamam. Olur. O zaman ben bunları hemen şey yapayım. Hadi sen bunları hemen başla. Üflüyorum. Koydum ben içine. Oğlum benim tansiyonum falan düşer. Ha, dur. Vakit yok. Tamam olursun. Tamam, tamam. Çabuk. Ben şimdi sana bir sürpriz daha var. Heh. Bak bu kıyağı kimseye yapmam. Allah'ın bir sana. Dahaki özrüm için yazmıştım. Al hemen bu şiiri ezberle. Oğlum bu ne Manas destanı gibi. Nasıl ezberledim ben bunu İsmail ya? Oğlum başka... İçeri git, içeri git, içeri git. Hemen içeri git. Şişir. Hepsini içtir, tamam mı? Tamam. Senin burada olduğunu görmesin. İsmail.
İsmail, görüşürüz. Bak kaç. Ya öyle kaçma sen, kaçma. Niye kaçıyorsun ki? Kaçma, dur biraz ya. Ne oluyor ya? Bir şey olmuyor. Ya sorma da söyleme de kaçma. Sen çekil gir, hadi. İçeri gir. Kaçma sen, kaçma. Hadi şey yapın siz, sohbet. Hüseyin! 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 Ah! Hay! İyi misin? Balık derken tansiyonum düştü. Ne? Balık derken tansiyonum düştü. Tamam. Kalk. Ay, ay bu ne kötü durum. Kalk. Kalk. Nerede kaldı bu müzisyenler ya? Ha! Bu ne lan? Burada mı bekliyordunuz? Hani öbürleri nerede? Vallahi abi ikisi metroya binmişti. Bunu da kapıdan ancak tuttum çektim. Yalnız bir sorun var. Ne? Ben hiç hayatımda gitar çalmadım. Hiç bilmiyorum efendim. Beni o üçlü İspanyol resmi olsun diye arkadaşlar aralarına koydular. Biraz da sesim gür. Normalde pazarcıyım ben. Ya arkadaşlar neyse de oyalanamayız. Hadi elimizde... Ya adamı bir deneseydik ya nasıl ya? Pazarcı olduğun için ne demek? Domates! Bu okey mi? Tamam ya, değil ama ne yapabilirim ya, yani? Saklar. Abi sen oraya gir. Arkadaşların işaretiyle çıkarsa sen, tamam mı? İsmail, sen balonları havada patlat. Ana, bak orada şiir var. Şiiri al. Burada tut. Ben oradan okuyacağım artık. Bak, şey. Bak, işler yolunda gitmezse sen yine de ördek yürüyüşünü bir düşün. Ya Mustafa, saçmalama. Ne ördek yürüyüşü ya? Tamam. Hadi, geliyorlar. Arkadaşlar, ne oluyor ya? Burcu. Aşkım sen benim başıma gelmiş en güzel duş, pencereme konmuş bir kuş. Ne de güzeldir sabahları almazı duş. Mustafa kağıdı azıcık yaklaştır, okuyamıyorum. Müzisyen! Gir ulan içeri, gir! Aşkım, Burcu ben oldum bir divane, sana pervane. Kalbim kal... Ne o? Cendere mi? Cendere, cendere. İsmail. Sensiz geçen günlerin anlamı yok. Ya İsmail, dizelerin sonunda patlat. Orada da patlatıyorsun. Tamam, müzisyen patlayınca mecbur ben de bunu patlattım. Ya değil. Git, git. Yanlış hala. Yanlış ya. Olmaz. Aşkım, ördek yürüyüşüne getiriyorum ben. Aşkım ben eşeklik ettim. Senden özür dilemek istiyorum ya. Böyle şeyler ne gerek var Hüseyin? Yok mu? Yok tabii hayatım. Sen benden yani doğal, içten, samimi bir şekilde özür dilesen ben zaten onu kabul edeceğim. Ya canım karıcığım benim. Teşekkür ederim. Sana kahve ısmarlayabilir miyim eğer şova kaçmazsa? Tamam. Hay teşekkür ederim Allah'ım. Çok şükür. Hadi gidiyoruz. Yaşa abi. Telefonumu al bak. Ay. Ya. Hadi hoşça kal. Ay ya ne tatlılar ya. Vallahi iyi çözdük ha. Vallahi. İsmail. Canım aşkım. Bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Bence Burcu çok haklı. Artık siz laf olsun diye özür diliyorsunuz bizden. Yani evet. Hep bir şov peşindesiniz ya. Hiç gerçekçi değil bu. Bir dakika o iş bize nasıl döndü ya? Biz tamam diyelim ki şov yapıyoruz, siz de kameraya çekip yayınlıyorsunuz. Ha, ayrıca kimler baktı diye inceliyorsunuz. Aynen ya. Resmen siz bizim böyle özür dilerken videolarımızı insanlara izletmekten keyif alıyorsunuz be. Aynen ya, vallahi aynen. Yani aptalız biz, öyle mi? Hayır, neyse ya, biz sizi rahatsız etmeyelim. Şey, içeri geçelim. Hayır. Yok, aşkım öyle düşünme. Hayır. Aşkım, sen benim ömrümde gördüğüm en büyük düş... pencereme konmuş bir kuş. Sen bana Hüseyin'in şiirini mi okuyorsun? Ne alakası var? Onu ben yazdım. Hüseyin'e ben verdim. Benim şiirim o. Sen benim şiirimi Hüseyin'e mi verdin? Mustafa. Ya tamam peki. Ya şöyle söyleyeyim. Size şov yaparak özür dilediğimiz için özür dilerken... elimize yüzümüze bulaştırdığımız için özür dileriz. Ne diyorsunuz ya? Yürü hadi, Allah aşkına yürü ya. Müzisyen! Ya peki tamam şey var bu. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve desen.